olması amaçlanıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki İdris Yücetürk öğretmenlikten emekli olduktan sonra köşesine çekilmedi. Zamanla kaybolmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş eserlerin minyatürünü yapmaya başladı. Yücetürk'ün yaptığı Karadeniz bölgesinin yöresel mimarisini ve kültürünü yansıtan ahşap evler büyük beğeni topluyor. Ölçüp bitiyor, kestiği parçaları özenle yapıştırıyor. Uzun ve yorucu günlerin ardından ortaya birbirinden farklı minyatür eşyalar çıkıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki İdris Yücetürk, öğretmenlikten emekli olduktan sonra minyatür işine merak sardı. Ahşap malzemeler kullanarak kaybolmaya yüz tutmuş eserlerin minyatürünü yapmaya başladı. Karasaban, kağanı, efendime söyleyeyim çıkrık, bu tür minyatürler yapıyorum. Zamanımı değerlendiriyorum. Kendimi oyalıyorum. Yöre mimarisinin vazgeçilmezi, çivi kullanılmadan yapılan serenderlerse asıl uzmanlık alanı oldu. Gördüğünüz her bir ağacın bir ismi vardır. Her bir yapılan işin bir ismi vardır. Bunlara direk derler, bunlara yan bağlak derler, buna eşik derler, bunlara hartama derler. Önündeki bu süsler mutlaka şu ve şu mutlaka olacak. Olmazsa serender... Olmaz, herhangi bir ambar olur yani. Emekli öğretmen İdris Yücetürk, emekli olacaklara da boş zamanlarını değerlendirebilecek böyle sanatla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunuyor.